Merhabalar. Bu videoda sizlere üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu anlatacağım. Bu iki fonksiyon birbirinin tersi olan fonksiyonlar. Öncelikle bir üstel fonksiyona başlayalım. Üstel fonksiyonun tanımıyla başlıyoruz gençler. A eleman R artı eksi 1 olmak üzere diyor. Yani A bir pozitif reel sayı ama 1 olamaz diyor. Bu durumdayken diyor f diyor tüm reel sayılarda tanımlanacak diyor. Değer kümesi R artı olacak diyor. Yani sadece pozitif reel sayılarda değer alabilir diyor. Yani y'ler. Şimdi gençler burada ben x, fx demişim. Her zaman tanım kümesi x'lerden oluşuyordu. Bunu hatırlıyoruz. Peki benim görüntü kümem yani değer kümemin olduğu yer nelerden? Fx'lerden yani y'lerden oluşuyordu. Bu da ax'miş. Yani fx eşittir y, o da eşittir ax şeklinde tanımlanan birebir ve örten fonksiyonu üstel fonksiyon denir. Şimdi gençler zaten bir fonksiyonun tersini hesaplayabilmemiz için mutlaka ne olması gerekiyordu? Birebir ve örten olması gerekiyordu. Peki birebir olması ne demekti? Tanım kümesindeki yani şuradaki her elemanın farklı bir görüntüsü olacaktı. Yani R artı da farklı bir karşılığı olacaktı. Bu durumda benim fonksiyonum birebirdi gençler. Peki benim fonksiyonumun örten olması ne demek ne demekti? Şimdi bu fx'ler birer değer olacak öyle değil mi? Buradan ben neyi bulacağım? Görüntü kümesini bulacağım. Burada bulduğum görüntü kümesinin şuradaki bu değer kümesine eşit olması da örten olmasıydı. Yani bir fonksiyonun tersini hesaplayabilmem için birebir örten olması gerektiğini söylemiş oldum bir kez daha. Peki bu fonksiyona ben ne diyormuşum? Üstel fonksiyon. Şimdi burada bir şeye dikkat edin gençler. Bakın burada A dediği bir reel sayı. X dediği yani değişken üstte olacak. Üstel fonksiyonda taban bir reel sayı gördüğünüz gibi. Buradaki değişken nedir gençler? Yani değişken dediğimiz şey x üst kısmında. Peki bunu da söyledim. Şimdi ben bunu bir kaba taslak size grafiğini vermek istiyorum. Üstel fonksiyonun grafiğiyle logaritma fonksiyonun grafiğini öğrencinin karıştırdığı bir şey oluyor. Bunu bir böyle hani nasıl daha logaritma fonksiyonu girmeden nasıl ayırt edebilirsiniz diye birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi gençler bunlar bizim kaba taslak çizimlerimiz. Bu çizimleri tanıyacaksınız. Peki bu ne anlama geliyor? Y eşittir a üzeri x. Yani fx eşittir y. O da eşittir a üzeri x. Eğer a birden büyükse, şimdi pozitif bir reel sayı olacak gençler, değil mi? Ama bir olamaz. Birden büyükse bile birden küçükse durum farklı olacak. Çünkü 0-1 aralığı özel bir aralıkta hatırlarsanız 0-1 aralığında kuvvetler durumu değiştiriyordu. O yüzden farklılıklar var. Şimdi burada bir değerlendirelim. A'mız birden büyük bir sayıysa diyor. Bizim fonksiyonumuz artan bir fonksiyondur. Şimdi gençler bakın grafik üzerinden fonksiyonun artanlığını nasıl değerlendireceğiz. Bir ondan bahsetmek istiyorum. Fonksiyonun grafiğinin çıkış şekline bakacaksınız. Başlangıç bu eksi x'ten başlıyor. Yani nereden? Bu sol taraftan başlıyor. Sol taraftan çıkarken bakın yukarı doğru bir tırmanış var. Farkında mısınız grafikte? İşte böyle fonksiyonun grafiğinde bir yukarı doğru tırmanış varsa bu fonksiyona ben ne diyormuşum? Artan fonksiyon diyormuşum. Şimdi bakın bir noktasında kesiyor. Görüyor musunuz? Her x'te y ekseni bir noktasında kesiyor. Çünkü bizim x'imiz tüm reel sayılarda tanımlı. Bakın negatifler de gelebilir gençler. X'ler tüm reel sayılarda tanımlı. Ben negatifleri de yazabilirim. Ama sıfır yazdığım zaman gençler x üzeri sıfır, a üzeri sıfır pardon. A üzeri sıfır ne olacaktır? Bir olacaktır. Yani birden kestiğini gördüm ben bunun. Durumu anladık. Bu durumdayken fonksiyonum neymiş? Artanmış. Ve eğer fonksiyonun grafiği yukarı doğru bir tırmanış varsa benim a sayım yani şuradaki tabanım ne oluyormuş gençler? Birden büyük oluyormuş. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Bakın burada bana diyor ki senin diyor tabanın diyor bu arada şu y eşittir a üzeri x eğrisi. Senin diyor buradaki tabanın diyor yani a diyor sıfırla bir arasında diyor. Zaten r artıydı yani pozitif olmak durumunda ama birden küçük. Değil mi? 0-1 özel aralığında. Böyle bir şey varsa bu fonksiyon azalandır diyor. Şimdi eğer benim fonksiyonum azalansa grafiğim gençler yine nereden başlıyorum? Bakın eksi x'in eksi olduğu yerlerden başlıyorum. Ben bunu şöyle takip edersem ne oluyor? Dikkat edin. Aşağı doğru bir iniş var. Görüyor musunuz? İşte bu azalan fonksiyon grafiği. Yani böyle bir grafik varsa gençler aşağı doğru bir iniş varsa ben bu fonksiyonla ne diyormuşum? Azalan diyormuşum. Bunları bilmeniz gerekiyor gençler. Önümüzdeki yılda çok kullanılacak bir şey. Yani 12. sınıfta da işinize yarayacak bir şey bu. Şimdi bunu söyledikten sonra burada ben size bir tane grafik çizmek istedim. Bir üstel fonksiyon grafiği çizmek istiyorum. Peki bana diyor ki f diyor tüm reel sayılardan bak buraya dikkat et. Tüm reel sayılardan yani senin x'lerin tüm reel sayılar olabilir. Negatifler de olabilir, pozitifler de olabilir, sıfır da olabilir. Nereye gidiyormuş gençler? Y'lere yani fx'lere gidiyormuş. Orası neymiş? Karşılığı neymiş? Pozitif reel sayılarmış.
Sonra fonksiyon tanımlamış bana. Fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Gençler gerçekten de pozitif olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bakın 1/3'ün ben hangi kuvvetini alırsam alayım bu nedir? Artıdır. Peki bir de bunu pozitif 1 ile toplamış. Kesinlikle bu ifade nedir? Her zaman pozitif reel sayılarda tanımdır. Yani pozitif bir şey çıkmak zorundadır. Şimdi grafikleri çizerken biz ne yapıyoruz? Şöyle bir tablo oluşturalım. X'imiz diyelim, f(x)imiz diyelim. Diyelim ki benim x'im -1 olsun. Ne demek istiyorum? X gördüğüm yere şurada -1 yazacağım demek istiyorum. Bir beraberce bulalım. 1/3 üzeri -1 artı 1. Şimdi şu nedir? 3 üzeri -1 üzeri -1 var. Görüyor musunuz? Dolayısıyla burası nedir? Artı 3'tür. Şu -1 ile -1'i çarpıyorum. Bir de yanında artı 1 var. Şu artı 1'ini de yazayım. Dolayısıyla x -1 iken y değeri ne oldu? 4 oldu. X 0 ikenki değerine bakalım. Gençler x gördüğüm yere bu sefer ne yazacağım? 0 yazacağım. 1/3 üzeri 0 artı 1. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti neye eşitti? 1'e eşitti. 1 artı 1'den bu ifadeyi ben ne bulurum? 2 bulurum. 1'de 1 koyayım. Yani bir tane negatif koydum. 0 koydum, 1'i koyuyorum. Bunları biz seçtik gençler. Yani bizim tercihimiz -1, 0, 1. Peki 1/3 üzeri 1 artı 1 diyorum. Burası ne olacaktır? 1/3 olacaktır. 1/3 ile 1'i toplarsam 4/3 diye bu ifadeyi de bulmuş olurum. Şimdi beraberce grafiğimizi çizelim. Şimdi gençler burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Biraz önce ben size dedim ki şu ifade kesinlikle artı dedim. Yani şey şurası 1/ şurasını görüyorsunuz. Bu hep artı. Zaten üstel fonksiyon öyle tanımlı. Bakın pozitif reel sayılarda bunun negatif olma ihtimali yok. Sıfır olma ihtimali de yok. O zaman benim bu fonksiyonum grafiği kesinlikle nedir gençler? Birden büyük olmak zorundadır. Bakın bu hep artı ve 1 ile toplanmış. Durumu görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla kesinlikle benim bu fonksiyonum birden büyük olmalı. Yani birden küçük olamaz. Bak ben şuraya bir çizeyim bir noktasını. Şurası 1. Şu doğru x eşittir 1 doğrusu. Bunun altına inemez. Bunu kesemezdi. Buna teğet olabilir ancak gençler. Tabii sonsuzda teğet olabilir. Şimdi ben bu değerlerimi bir yazayım. Bana diyor ki x diyor -1 iken diyor bak x -1 iken y diyor 4 diyor. 4 şurası olsun. Şöyle bir noktadan geçecek. X diyor 0 iken diyor. X 0 iken buradayken bakın burası 0 noktası. Y değeri 2 diyor. Bak y değeri burası 2. Buradan da geçecek diyor. Sonra diyor ki x 1 iken diyor. 1 burası. Y değerin 4/3 diyor. Bak bu birden büyük bir değeri ona dikkat edin. Yani şuralarda bir şey diyelim biz buna. Şöyle bir yerden geçecek diyor. Böyle bu noktaları birleştirerek bir eğri bulacağım. Yani ve şekli şuna benzeyecek gençler. Çünkü benim buradaki 1/3'üm 0 ile 1 arasında. Dolayısıyla ben bu fonksiyonun azalan bir fonksiyon olacağını aslında bilerek başladım. Öyle değil mi? Şimdi bunu da morla çizeyim. Şunu çünkü pembeyle belirttik. Bakın morla çiziyorum. Şu noktaları birleştiriyorum. Şöyle bir eğri olarak bunu çiziyorum gençler. Bu kimmiş? Y eşittir 1/3x artı 1 eğrisiymiş. Hemen bunun ardından logaritma fonksiyonunu size anlatmaya başlıyorum. Logaritma fonksiyonu bir kere ne olduğunu söyledim ben. Üstel fonksiyonun tersi olduğunu en baştan söylemiştim. Şimdi tanımına bakalım. Bana diyor ki a eleman r artı eksi 1. Bak aynı a. Üstel fonksiyonu hatırlayalım bir bak. Ben size şuraya hatırlatma olarak yazayım. Ben ne yapıyordum orada? R'den r artıya diyordum. Hatırladınız değil mi? F demeyeyim ya bu sefer G diyeyim çünkü buna da F demişim karışmasın. Buraya G dedim. Şimdi benim buradaki fonksiyonum X'lerden oluşacaktı. Peki bu taraf ne olacaktı gençler? A üzeri X şeklinde olacaktı. Ve buradaki A eleman yine neydi? R artı eksi 1'di. Bak burada da taban A. Şimdi buraya devam ediyorum. Buna dikkat edelim. Bu benim üstel fonksiyonumdu. Kenarda dursun. Olmak üzere diyor. F R artıdan R'ye. Bak şimdi ters fonksiyonsa benim tanım kümemle değer kümem ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu gençler. Yani R artıyla R'yi ben ne yapıyordum? Yer değiştiriyordum. Fx eşittir logaritma A tabanında X. Şimdi bak buradaki A tabanını görüyor musun? Buradaki A tabanı nereye alıyor? Şuraya alıyor. Benim x'lerim bu sefer R artıdan tanımlanacak. Yani sadece pozitif tam sayıları, pardon, pozitif reel sayıları olacak. Yani şurası x'in pozitif olacak. A da zaten neydi gençler? Pozitif bir reel sayı ama 1 olmaz. Biçiminde tanımlanan üstel fonksiyonun diyor.
biçiminde tanımlanan üstel fonksiyonun ters fonksiyonu logaritma fonksiyonu denir. Dedim acaba yanlış mı yazdım da doğru yazmışım. Biçiminde tanımlanan üstel fonksiyonun ters fonksiyonu logaritma fonksiyonu denir. Şunu da ben bir dikdörtgen içerisine alayım. Bunu bileceksiniz. Yani tanımları bilmeniz gerekiyor. Hem üstel fonksiyonun tanımını bilmeniz gerekiyor hem de logaritma fonksiyonun tanımını bilmeniz gerekiyor. Bu bana ne diyor gençler, bir kez daha bakayım. Bak diyor, üstel fonksiyonla diyor, üstel fonksiyon tabanıyla diyor, logaritma fonksiyonun tabanı aynıdır diyor. Bunların diyor tanım ve değer kümeleri birbirinin tersidir diyor. Tamam mıyız gençler? Ve A'mız diyor pozitif bir reel sayıdır ama 1 olamaz diyor. A dediği taban gençler. Taban asla 1 olamıyor. Şimdi bunlar madem birbirinin tersi, bunların arasında bir geçiş var değil mi? Bu geçişle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Gençler çok kolay, hakikaten çok kolay ve bunu iyice öğrenmenizi istiyorum. Bak şimdi, sana diyor ki y eşittir logaritma ax. Yani şu fonksiyonu burada tanımlamış, görüyor musun? Y eşittir logaritma a tabanında x. Peki şuradan üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu bunlar birbirinin tersi ya, bunlardan biz birbirine geçiş yapacağız. Bak şimdi bu a'yı görüyor musun? A şöyle geliyor taban ya. Bunu şapka yapıyor kendine, y'yi şapka olarak kafasına giyiyor. Bak a üzeri y. Logaritma fonksiyonuyla üstel birbirinin tersi ya, sen üstlere geçtiğin anda logaritma ortadan kalkıyor. Bak logaritma ortadan kalktı. Kim kaldı burada? X kaldı. Durumu anladınız mı gençler? Ne yapıyormuş bu a, geliyormuş şapka olarak çıkıyormuş buraya. A üzeri y yapıyormuş. X de ortada kalıyormuş. Ve logaritmayı da atıyor. Çünkü zaten bunlar birbirinin tersi. Birbirini ne yapıyorlar? Yok ediyorlar gibi bir şey yani. Öyle düşünebiliriz. Sorun var mı burada? Yok. Peki. Şimdi buradan bakalım. Bu sefer de sana a üzeri y'den x'e geçiş yapmanı isteyebilir. Bak şimdi sen düşüneceksin. Bu diyorsun şapkayla bunu kaldırmış değil mi? Bir şapka yapmış. O zaman ben bunu öyle yazmadım ki, bu tabana gelmeli. Bak tabana getirtiyorsun, yazıyorsun. Şapkayla kaldırması için y bu tarafta olması lazım. Logaritmayı buraya yazıyor, x'i buraya yazıyor. Şimdi sorular üzerine bunu bir görelim, beraberce görelim gençler. Aşağıda verilen diyor üstel ifadeleri logaritma kullanarak... Logaritmik ifadeleri de diyor üstel biçimde yazınız. Beraberce bir değerlendirelim. Bana diyor ki 4 üzeri x eşittir 5 diyor. Böyle bir ifadeyi ne olarak vermiş bana? Üstel olarak vermiş. Logaritmaya geçiş yapmamı istiyor. Bak şimdi. Bu adam bakın 4 taban, görüyor musun? Buradaki hem üstel fonksiyonun tabanı hem logaritma fonksiyonun tabanı. Bakın burada öyle görüyorsunuz. Bir kere bunun kesinlikle taban olacağını biliyorum ben. Yani logaritmaya geçerken logaritma 4 tabanında olacağını biliyorum. Zaten şapkayla bak böyle çıkacak ya. Öyle de düşünebilirsin. Yani taban olarak direkt de yerleştirebilirsin veya şapkayla çıkacak diye de düşünebilirsin. O zaman x ne tarafta olacak? Bu tarafta olacak. Eşittir diyeceğim. Burası ne olacak? 5 olacak. Bak şimdi. 4 üzeri x eşittir 5. Olayı anlıyorsunuz. Peki. Bakın 4 üzeri x eşittir 5. Veya x eşittir logaritma 4 tabanında 5. Bak. Görüyorsun. Yani şu buna denk geliyor. Bir kez daha yapmak istiyorum. Bir kez daha. Peki bak şimdi bu taban, gördün mü 3? O zaman kesinlikle buradaki logaritmanın tabanı da 3 olacak. Peki bu 3 neyi şapkayla çıkarmış? X'i çıkarmış, gördün mü? 3 üzeri x. O zaman burası ne olacak? 7 olacak. Olay anlaşılıyor umarım. Şimdi C şıkkına bakalım. Bu sefer 2 üzeri x eksi 4 demiş. Bak taban yine ne? 2. Hemen yazıyorum, logaritma 2. Peki ama şapkayla x eksi 4'ü komple çıkarmış. X eksi 4 eşittir diyorum. Bak 2 üzeri x eksi 4. Peki bu taraf ne? 3. O zaman burası 3 oldu. Bak 2 üzeri x eksi 4 eşittir 3. Logaritmayı kaldırırsan böyle olacağını biliyorsun. Şimdi bunu söyledikten sonra ben ne yapıyorum burada? X'i evet üstel biçimde yazınız demiş. Ben burada bir x'i yalnız bırakayım. X'i yalnız bırakırsam bak bir de şunu karıştırıyorlar. Mesela buradaki 4'ü tabii ilk öğrenme aşamasına karıştırıyorlar. Sonradan öğrenince sorun olmuyor da. Buradaki 4'ü bu 3 ile toplayamazsınız gençler. Ne yapacaksınız? Logaritmanın tamamıyla toplam durumunda olduğunu görmeniz gerekiyor. Şu şekilde yazılacaktır. Şimdi bu sefer de bana logaritmalı vermiş. Görüyor musun? Üstel şekilde geçiyor. Bu daha kolay gibi geliyor bana ya. Her zaman öyle geliyor. Bak tamam bu. Görüyor musun? Bak böyle çıktı. 2 üzeri x. Logaritmanın da tabanı 2 oldu. Eşittir 5. Bak Allah'ım ne kadar kolay. X üzeri z. Bu da ne oldu? Y oldu. Evet şimdi bana diyor ki aşağıdaki ifadelerde x değerlerini bulunuz. Gençler logaritma tanımını çok iyi bileceğim. Her zaman benim tabanım sıfırdan büyük olacak ama 1 olamaz. Benim buradaki logaritması alınan sayım da her zaman sıfırdan büyük olmalı. Negatif olamaz gençler, bunu unutmuyorum. Şimdi buna göre bakıyorum. Bana diyor ki buradaki x değerlerini bul diyor. Bak şimdi ne yapacağım ben? Bu x'i bu tarafa şapkasını taktıracağım yani buna. X kare eşittir 25. Şimdi normalde
Bakın bir sayının karesini almış. Normalde ben ne derdim burada? Bu derdim hem artı 5 hem eksi 5. Fakat biz burada tabandan bahsettiğimiz için x'i sadece ne olarak alıyoruz? 5 olarak alıyoruz. Çünkü taban eleman r artı ama 1 olamaz. Bakın bunu unutmuyoruz. Eğer 1 çıksaydı o zaman çözüm kümesi mesela burada ben boş küme derdim. Durumu anlaşılıyor değil mi gençler? Peki şimdi buraya bakalım. Şimdi şöyle çıkalım. 3 üzeri 4 eşittir ne olacaktır burada? X eksi 2 olacaktır. 3 üzeri 4 nedir? 81'dir. Buradan x'i ne bulurum? 83 diye bulurum. Sorun yok zaten. O da pozitif oluyor. Şimdi buradan bakalım. Şimdi gençler ne yapacağım ben? Bakın iç içe logaritmalar var görüyor musun? En dıştaki logaritmadan başlayacağım. Nereden başlıyorum şimdi? En dıştaki logaritmadan. Yani şuradan başlıyorum. İçeride ne kaldı? Bak yazıyorum. 4 eksi logaritma 3 tabanında x eksi 2 kaldı. Evet eşittir. 5 üzeri 0 oldu. Durumu anladık değil mi? Bakın bu 5 bu şapkayı kafasına taktı. O zaman ne oldu? 5 üzeri 0 oldu. Dolayısıyla bu ne oldu? 1 oldu. Düzenleyelim biraz daha. Logaritmayı bu tarafa attım. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 dedim. Bu 1'i de bu tarafa attım. Eşittir 3 dedim. Gençler şu an halen ne var şöyle baktığım zaman? Şuradaki 3'ten kurtarmam gerektiğini görüyorum. Kurtaralım beraberce. Burası ne olacaktır? 3 üzeri 3 olacaktır. Bu taraf ne olacaktır? X eksi 2 olacaktır. Burası nedir gençler? 27'dir. Bu tarafta x eksi 2'dir. Buradan ben x'i ne bulurum? 29 diye bulmuş olurum. Şimdi logaritma fonksiyonunun en geniş tanım kümesinden bahsedeceğim şimdi size. Bir beraberce bakalım. Bana diyor ki y eşittir logaritma a tabanı x fonksiyonunun tanımlı olması için diyor. Bak şuradaki x sıfırdan büyük olacak diyor. Biraz önce tanımını verirken de bunları belirttim. Ama bir kez daha burada bahsediyoruz. Ve diyor a diyor yani taban diyor sıfırdan büyük olacak diyor ama a diyor a bir olamaz diyor. Bak bunu da söylemiş. Şimdi gençler şuradaki taban bir reel sayı gördüğünüz gibi buradaki x. Ama bunların hem tabanını hem de logaritması alınan ifadeyi biz x'e bağlı olarak da yazabiliriz. Eğer diyor bunlar fx gx şeklindeyse diyor. Senin diyor gene diyor logaritmasını aldığın ifade sıfırdan büyük olacak diyor. Tabanın da sıfırdan büyük olacak diyor. Bir olamaz diyor. Bu durum anlaşıldı değil mi gençler? Peki böyle bir şeyle şu x de x'e bağlı olduğu zaman eşitsizlik sistemleriyle çözeceğiz sorularımızı. Şimdi ben altı hemen bir soru yazdım. Beraberce değerlendirelim diye. Bana diyor ki şöyle diyor bir fonksiyonun var diyor. Fx eşittir diye tanımlamış. En geniş tanım kümesini bul diyor. Ne yapacağım ben? Bak birinci olarak şunu söyledim size. Gx dedim yani şurası. X eksi 6 bölü 1 eksi x'in sıfırdan büyük olacağını biliyorum gençler. Bir de ne biliyorum ben? Taban. Yani x eksi 3 büyük sıfır olacak ama bak burada çok önemli bir şey var. X eksi 3 kesinlikle 1 olamaz. Çünkü 1 olursa logaritma tanımına aykırı olur. Dolayısıyla x kesinlikle kim olamaz? 4 olamaz. Bunu işaretledim. Peki şimdi şuradan bu iki tane eşitsizlik var. Bunları biz ben bunları bir sistem olarak çözmek istiyorum. Değişik şekillerde de olabilir. Yani mesela bunu çözüp sonra bunu birleştirip başka yerlerde birleştirerek de yapılabilir. Ama ben sistem olarak hepsini beraber çözmek istiyorum. Şimdi sistem olarak çözeceksem şunun kökleri nedir gençler? Yani nasıl eşitsizlik çözümünden buradan yapıyoruz. Bunların her ikisinin köklerini buluyorum. X eksi 6 eşittir 0 dersem x'in kökü ne olur? X eşittir 6 olur. Şimdi bunun kökü nedir? X eşittir 1'dir. Ama bu paydanın kökü bunu unutmayın bu arada. Paydanın kökü. Bunlar önemli gençler. Peki. Şimdi bir de ben bunlara isim vermek istiyorum. Şuna bir eşitsizliği diyorum. Buna da iki eşitsizliği diyorum. Bak bu bir eşitsizliği, bu iki eşitsizliği. Şöyle yapayım hatta. Şimdi bunu söyledikten sonra madem bir sistem çözeceğim ben. Ne yapıyordum? Tablomu çiziyordum. Sistemse buraya bir diyordum. Buraya iki diyordum. Yani bu bir iki derken bu birinci eşitsizlik. Bu da ikinci eşitsizlik. Bunları yerleştireceğim. Tüm kökleri gençler. Bakın bu arada şunun da kökünü yazayım. Şunun kökünü yazmamışım. Bunun kökü nedir? 3'tür değil mi? Evet. Tüm kökleri küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. En küçük ne var burada? 1 var. Sonra kim var? 3 var. Sonra kim var? 6 var. Çizgilerimi çiziyorum. Şimdi sistemlerde ben ne yapıyordum? Bakın şu an 1'i değerlendirelim. Beraberce 1'i değerlendirelim. Sadece 1'in köklerine bakıyordum. 1'in kökleri neler gençler? 1 ile 6.
Peki paydanın kökünü görüyorsunuz. Paydanın kökünü mutlaka belirtin. Tabii burada eşitlik olmadığı için sorun olmayacak. Ama paydanın kökünü belirtmeyi alışkanlık haline getirmenizi istiyorum. Çünkü karıştırırsınız yani. Eşitlik olsaydı hani burada yok ama olursa karıştırabilirsiniz. Paydanın köküne ben ne yapıyorum? Benim belirtme şeklim böyle. Sonsuzluk işareti yani böyle hani papyon takıyorum öyle diyeyim paydaya. Paydaya papyonumu taktım. 6'yı gördüm. 6'da eşitlik yok yine bunu da işaretledim. Şimdi fonksiyonuma bakıyorum. Nasıl bir eşitsizlik pardon. Yukarısı artı gençler. Yani en büyük dereceli terime bakıyordum x'ti. Aşağısı eksiydi. Artın eksiye bölüm nedir gençler? Eksi. Dolayısıyla en sağa eksi atıyorum. Her kökte işaret değiştiriyordu. Bak artı. Bak sistemlerde bunu bazen karıştırıyor. Buradaki 3 birin kökü değil görüyor musun? Dolayısıyla burada bir değişiklik olmayacak. Çünkü 3 bunun kökü değil. Ama 1 bunun kökü. Burada ne yapacaktır? Yine benim ifadem işaret değiştirecektir. Soru bana diyor ki pozitif olacak diyor. Sıfırdan büyük. Dolayısıyla burayı tarıyorum. Şimdi diğerine bakıyorum. Bakın 2'ye bakacağım. 2'de benim köküm neydi? 3'tü. Hemen onu işaretliyorum. Ama 2'de bir nokta daha var gençler. Onu da unutmayalım. 4 olmayacak diyor. Bak şunu ben aslında şuraya böyle yazayım. Böyle bir hayalet bir 4 yazıyorum. Tamam mı gençler? Bu kimsenin kökü değil. Sadece 4 olmayacak. Onu hatırlatmak için. Çünkü unutabilirsiniz çözüm kümesine dahil edildiğinde. O yüzden hatırlatmak için yazdım. Peki burada benim x'imin katsayısı pozitif görüyorsunuz. O zaman 3'ün sağ tarafına artılarımı attım. Bu tarafa eksimi attım. Şimdi bana diyor ki büyük 0 olacak diyor. Yani diyor şurayı tara diyor. Gördün mü? İkisinin de aynı anda sağlandığı yerde eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümeleri. Gençler böyle baktığım zaman 3 ve 6 aralığı var. Ama 4 noktası yok. Bu bir aralık bunu unutmayın. Bu da bir neydi? Noktaydı. Şimdi bir de ters fonksiyon bulmak istedim size. Aşağıda verilen fonksiyonların tanımlı oldukları aralıklarda terslerini bulunuz. Gençler size bir hatırlatma yazmak istedim. Ben dedim ki yani zaten biliyorsunuz ama yine de ben burada yazmış olmak istedim. Ters fonksiyonu bulurken ben ne yapıyordum? Şimdi bu fx y ya y eşittir şöyle x'e bağlı bir ifade. Önce x'i yalnız bırakıyordum. Sonra da x ile y'nin İsimlerini değiştiriyorum. Yani x gördüğüm yere y yazıyordum. Y gördüğüm yere x yazıyordum. En son aşamada da tersini bulmuş oluyordum. Burada ben hatırlatma olarak bunu yazdım tekrardan. Şimdi bir beraberce çözelim. Bana ne demiş? Demiş ki aşağıdaki fonksiyonların tanımlı oldukları aralıklarda terslerini bulunuz. Peki fx'in ne olduğunu biliyorum. Y olduğunu biliyorum. Ne dedim ben? X'i yalnız bırak. Hemen yalnız bırakayım o zaman x'i. Gençler x'in yanında kim var? 4 var. Onu bu tarafa atayım. Önce x'i yazayım. 3 üzeri 2x eksi 1 dedim. Y eksi 4 yaptım. Bak şimdi bu ne? Üstel bir fonksiyon. Ben buradan nasıl kurtulabilirim? Yani bu x'i nasıl aşağıya indiririm tek başına bırakmam için? Logaritma fonksiyona geçiş yaparak yapabilirim bunu değil mi gençler? Peki madem burası gördüğünüz gibi ne? 3 taban. O zaman benim logaritma fonksiyonumun tabanının da 3 olacağını biliyorum. Bak şapkayla 2x eksi 1'i kaldırmış görüyor musun? Dolayısıyla burası ne olacaktır? 2x eksi 1 olacaktır. 3 üzeri 2x eksi 1. Bu neye eşitmiş? Y eksi 4'e eşitmiş. Yani buradaki ifadenin komple benliğini alıyorum. Logaritmasını alıyorum. Eşitliğin bu tarafındakinin. Şimdi gençler halen x'i yalnız bırakamadık gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum? Şimdi x'i yalnız bırakacaksam artı 1'i bu tarafa atacağım bir de 2'ye böleceğim. İkisini aynı anda yapmak istiyorum. Herhalde sorun olmaz diye düşünüyorum. Bak şimdi 1'i bu tarafa attım. Eksi 1 artı 1 oldu. Logaritma 3 tabanında y eksi 4 bölü 2 oldu. Şuradaki 2'yi de bölü 2 diye yazdım. Biraz önce ben size dedim ki x gördüğün yere dedim y yazacaksın. Peki y gördüğün yere ne yazacaksın dedim. Yani yerlerini değiştir derken bunu kastediyorum. X ile y'nin yerini değiştir derken. X gördüğün yere y yaz. Y gördüğün yere x yaz. Logaritma 3 tabanında tabii ki. Logaritma 3 tabanında y eksi 4 bölü 2. Şurada x yazacağım. Hayır, şu x'i düzelttim. Tamam. Şimdi logaritma 3 tabanında y eksi 4'tü. Dedim ya x ile y'nin isimlerini yerlerini değiştireceksin diye. X gördüğün yere y gördüğün yere x yazacaksın diye. X gördüğüm yere y yazdım. Y gördüğüm yere de x'i yazdım. Gençler bu neye eşit? F eksi 1 x'e eşit. Yani bunu f diye tanımlamışım ya bunun tersine eşit. Peki hemen bunu söyledikten sonra bu sefer b şıkkına bakalım. Bu sefer gençler bana nasıl vermiş? Şunu bir ayırmak istiyorum ya. Sanki karışabilir gibi geldi. Çünkü çok yakın çözdüm.
Şöyle, tamam mıyız? Şimdi buna bakmanızı istiyorum. Bu sefer bana y fonksiyonu, fx ise y diyebilirim ben. 1 eksi logaritma 2 tabanında 3x artı 2 diye tanımlanmış. Peki sevgili arkadaşlar, böyle baktığım zaman benim amacım ne? X'i yalnız bırakmak. Nasıl bırakırım? Şu logaritmalı ifade x orada ya, onu bir tek başına yazayım. Logaritma 2 tabanında 3x artı 2 diye yazayım. Bunu da yanına yazıyorum. 1 eksi y oldu. Değil mi gençler? Bu y'yi bu tarafa attım. Baktım. Aa, bak burada ne var? Gördüğünüz gibi taban var. O zaman bu taban buraya şapka olup çıkartabilir. Yani 3x artı 2 ne olur? 2 üzeri 1 eksi y olur. Devam edelim. 3x 2 üzeri 1 eksi y eksi 2. Sorun var mı buraya kadar? Yok. Peki burada gene devam edelim. X'e bölersem 2 üzeri 1 eksi y eksi 2 bölü ne oldu gençler böyle baktığım zaman? 3. Bu da neye eşit? Önce bir x gördüğüm yere y yazayım. Y gördüğüm yere x yazayım. Bu da f eksi 1 x'e eşit oldu.